İlk clicker sorusunu yapalım. Son 10 saniye. Çok ilginç. Bu problemde size maksimum hız verilmiş. Geçen dersin sonunda bunu sınıfta hesaplamıştık. Tepkime hızının yarısında substrat derişiminin ne olacağı söylenmişti. Maksimum hızın yarısındaki derişim aynı zamanda KM'nin tanımıydı. Burada yapacağınız şey şuydu. KM verildiğine göre doğrudan bu değeri yazmalıydınız. Enzim kinetiği ile ilgili sorulacak soruların düzeyi böyle olacak. Burada berabere kalınmış. Bugün genel bir tekrar yapacağız ve ikinci dönemin materyalleri hakkında konuşacağız. Bu konular niçin çok önemlidir? Çünkü hepsi enzimlerin nasıl çalıştığı ile ilgili temel prensipleri kapsar. Bir biyokimyacı olarak bu materyallerin gerçekten çok önemli olduğunu anladım. Beni özellikle ilgilendirmesinin nedeni bu. Bazen bir konuyu çalıştığınızda bu konuya bir daha hiç ihtiyacınız olmayacakmış gibi gelir. Çünkü bunun diğer konularla arasındaki bağlantıyı göremezsiniz. Şimdi size bazı örnekler vereceğim ve bu örnekleri şimdiye kadar öğrendiğiniz konular ile tekrar gözden geçireceğiz ve bir enzimi nasıl anladığınızı göreceksiniz. Mesela en son bir enzimin nasıl çalıştığını anlamak için epey çaba sarf etmiştik. Çünkü enzimleri inhibe etmek isteriz. Peki, enzimleri niçin etkisiz hale getirmek isteriz? Çünkü enzim inhibisyonu pek çok bakımdan faydalıdır. İçinizden bazıları gelecek hafta baş ağrısını önlemek veya azaltmak için bir enzimi inhibe edecek. Final haftasında öğretim üyeleri ve öğrenciler için bu doğrudur. Baş ağrısını tedavi eden çok sayıda ilaç prostaglandin sentezleyen enzime doğru gidecek. Bu enzimi inhibe edecek, siz de baş ağrısından kurtulacaksınız. Eklem iltihabı, artrit için de baş ağrısı tedavisine benzer ilaç tedavisi uygulanır. Kanser tedavisinde bir tümörün büyümesini azaltmak için enzim inhibitörü verilir. En son HIV tedavisinin bir parçası olarak HIV proteaz enziminin inhibe edilmesi hakkında konuşmuştuk. Enzimleri anlamak farmasötik endüstrisi için çok önemlidir. Kimyasal denge, asit-baz, indirgenme-yükseltgenme, geçiş elementleri ve kinetik hakkında niçin bilgi sahibi olmamız gerektiğini sanırım bu örneklerle anlamışsınızdır. Size bir vaka takdimi yapmadan önce bildiklerinizin hepsini bir araya getireceğiz. Bugün enzime bağlı B12 vitamini hakkında bir şeyler anlatacağım. Şimdiye kadar öğrendiğiniz tüm bilgiler bu enzimin nasıl çalıştığını anlamanızı sağlayacaktır.
Önce kinetik. Bu kolaydır. Metiyonin sentez bir enzimdir. Bu enzim ne yapar? Bu enzim homosistin adı verilen amino asiti metiyonin adı verilen başka bir amino asite dönüştürür. Aynı zamanda başka bir B vitamini olan metil tetrahidrofolatı tetrahidrofolata dönüştürür. Bu folat sizin B vitaminlerinizden biridir. Bununla niçin ilgileniyoruz? Metiyonin, beynin ve omuriliğin düzgün gelişmesi için gereklidir. Özellikle hamile kadınlar için çok önemlidir. Metiyonin sentezleyebilmek için yeterli miktarda folik asit alınması gerekir. Aksi takdirde bebeklerde nöral tüp bozukluğu görülür. Yani bebekler sakat doğar. Metiyonin sentez inhibisyonu homosistein seviyesini yükseltir ve bu dönüşümü yapamazsınız. Bu da kalp hastalıkları riskini arttırır. Yüksek homosistein seviyesi o kişinin kalp hastası olacağını veya olmayacağını gösterir. Bu aynı zamanda kemoterapinin bir hedefidir. Çünkü DNA biyosentezi için tetrahidrofolat gerekir. Tümör hücreleri hızla büyüdüğü için çok fazla DNA biyosentezine ihtiyaç duyar. Eğer bu enzimi inhibe ederseniz DNA biyosentezini de inhibe etmiş olursunuz. Bu nedenle kemoterapinin potansiyel hedefidir. Bunun Avrupa'da bazı uygulamaları vardır. Oradaki bir tedavide metiyonin sentez enzimini inhibe eden ilaç verilmektedir. Ama Amerika'da çok fazla kullanılmaz. Gülme gazı metiyonin sentezi inhibe etmektedir. Bu nedenle Avrupa'da bazı kanser hastaları tümörleri küçültmek için gülme gazı ile tedavi edilmektedir. Bunun çok etkili bir terapi olduğundan emin değilim ama en azından mutlu oluyorlar. Bu önemli bir enzimdir. Bildiğiniz gibi enzimler katalizördür. Tepkimeleri katalizler. Katalizörler hakkında ne biliyorsunuz? Şimdi bana söyleyin. Aşağıdaki ifadelerden hangisi katalizörler için doğrudur? Son 10 saniye. Çok iyi. Pekala. Şimdi notlara geri dönelim. İkinci ifade doğruydu. Katalizör hem ileri hem de geri yöndeki tepkimede aktivasyon enerjisi engelini düşürerek etki eder. Hız her iki yönde de değişir. Ayrıca katalizörler termodinamiğe etki etmez. Dengeyi ürünler yönüne kaydırmaz. Dengeyi ürünler veya reaktifler yönüne kaydırmak için ne kullanırsınız? Evet, sıcaklık. Kinetikle ilgili küçük bir tekrar yapalım. Katalizör aktivasyon enerjisini düşürür. Diğer bir deyişle geçiş hali daha kararlı olur. İleri ve geri yöndeki tepkiminin aktivasyon enerjisini düşürür. Aktivasyon enerjisi her iki yönde de aynı miktarda düşer. Bir yöndeki azalmayı biliyorsanız diğer yöndekini de bulabilirsiniz. Ayrıca katalizör termodinamiğe etki etmez. Peki, katalizör denge sabitini değiştirir mi? Hayır, denge sabitini değiştirmez. Kinetiğe kısa bir göz attık. Şimdi de geçiş elementlerini konuşalım. Bu enzim iki tane farklı geçiş elementine ihtiyaç duyar. Bunlardan biri
B12 içindeki kobalt, diğeri de çinkodur. Metil kobalamin hakkında konuşmuştuk. Bunun diğer adı B12 vitaminidir. Burada ligand olarak davranan bir metil grubu, yani CH3 grubu vardır. Merkezdeki kobalt atomuna bağlanmıştır. Daha önce görmüştük. Merkez atoma birden çok noktadan bağlanabilen ligandların oluşturduğu komplekslere şelat adı verilir. Buradaki korin halkasına şelat yapan ligand adı verilir. Dört dişli ligandtır. Çünkü merkez atoma dört noktadan bağlanmıştır. Yani tetradentat ligandtır. Tekrar ediyorum. Bu bir şelattır. Şelat etkisi hakkında ne biliyorsunuz? Birinizin şelat etkisinin ne olduğunu söylemesini istiyorum. En iyi cevabı verene ödül olarak bir tişört vereceğim. Kim almak ister? Gönüllü yok mu? Bonus tişört bu. Kim denemek ister? Çok cesur değilsiniz. Şelatlarda ligandlar metale birden çok noktadan bağlanmıştır. Bu tür bir etkileşimin niçin tercih edildiğini veya nasıl kararlı olduğu hakkında ne biliyoruz? Notlarından mı okuyorsun? Bildiğin gibi bunun yasak olduğunu söylemedim. Tebrik ederim. Doğru. Şelatlar entropi etkisi nedeniyle beklenmedik bir şekilde çok kararlıdır. Bir çözeltide metal serbestse çok sayıda su molekülüne bağlanır. Metaller genellikle 6 şeye bağlanarak 8 yüzlü kompleksler oluştururlar. Örneğin EDTA metale 6 noktadan bağlanır. Bir EDTA molekülü 6 tane su molekülü ile yer değiştirir. Bu entropi yönünden tercih edilen bir durumdur. Çözeltide bir şeyin yüzmesi yerine 6 şeyin yüzmesi entropiyi daha çok arttırır. Bu da şelatı oldukça kararlı yapar. Metal zehirlenmelerinde hastaya EDTA gibi şelat yapan ligandlar verilir. Pek çok hastane EDTA kullanır. Daha önce öğrendiğimiz gibi küvetlerin temizlenmesinde de EDTA çok kullanılır. Bu şelat etkisiydi. Çinko hakkında ne dersiniz? Bu enzimde çinko vardır ve çinko artı 2 iyonu şeklinde bulunur. Eğer biliyorsanız D sayımını yapabilirsiniz. Bunun için periyodik çizelgeye gideriz. Çinko hangi gruptadır? 12. D sayımı nedir? 10. Çünkü 12 eksi 2 eşittir 10. D10 sisteminin rengi hakkında aşağıdakilerden hangisi doğrudur? Son 10 saniye. Pekala. Renksiz olmalıdır. Çünkü d orbitallerinin hepsi doludur. Bu nedenle d orbitalleri arasında geçiş mümkün değildir ve renksiz olmalıdır. Bu gerçekten doğrudur. İnsanlar metiyonin sentaz ile ilgili çalışmalarında içinde çinko olduğunu yıllar yıllar sonra fark etti.
İçinde çinko olduğunu kimse bilmiyordu. Çünkü görünmüyordu. Bir rengi yoktu. Yükseltgen mi indirgen mi hakkında ne düşünüyorsunuz? Bu enzimde farklı yükseltgen mi indirgen mi tepkimeleri mevcuttur. B12 vitamini homosistein ile tepkimeye girerek metiyonin oluşturur. B12 vitamini burada sembolik olarak çizilmiştir. Burada kobalt artı 3 yüklüdür ve bir metil grubu bağlanmıştır. Metil grubunu homosisteine verip metiyonin oluşurken kendisi kobalt artı 1'e indirgenir. Daha sonra bir elektron kaybederek kobalt artı 2'ye yükseltgenir. Sonra bir elektron daha alarak indirgenir ve bunu takiben metillenerek ilk haline geri döner. Metil grubu S adenozil metiyoninden gelir. İlk haline geri dönmesi ve bu çevrimi sürdürebilmesi için vitaminin indirgenmesi gerekir. Bunu düşünelim. Bunların redoks potansiyellerini biliyoruz. B12 vitamininin standart indirgenme potansiyeli -0.526 volttur. Flavodoksin B12'ye bir elektron verir. Bir protein olan flavodoksin başka bir B vitaminidir. Flavodoksinin standart indirgenme potansiyeli -0.230 volttur. Bunun hakkında ne biliyorsunuz? Bunlardan hangisi daha iyi indirgendir? Son 10 saniye. Pekala. Vitamin B12 daha iyi bir indirgendir. İndirgenme potansiyeli daha büyük bir negatif sayıdır. Burada indirgenmiş kısım daha iyi bir indirgendir. Diğer şeyleri indirgemek ve kendini yükseltgemek ister. Bu ilginçtir. Çünkü etrafta başka bir yol yoksa B12 vitamini flavidoksini indirgemelidir. Bu işlemin niçin olmadığına bir bakalım. Bunun standart potansiyelini hesaplayabiliriz. Bu eşitliği kullanabiliriz. -0.526 -0.23 eşittir -0.296 volt. Delta E değeri negatiftir. Sizce bu tepkime istemli midir? Hayır. Çünkü negatif standart potansiyele sahipsen pozitif delta G değerine sahipsin demektir. Bu durumda tepkime istemli değildir. Yani kendiliğinden meydana gelmez. Şimdi delta G değerini hesaplayalım. Delta G eşittir eksi elektron mol sayısı çarpı Faraday sabiti çarpı potansiyel farkıdır. Bu tek elektronlu bir işlemdir. Faraday sabitini ve hesapladığımız potansiyel farkını formülde yerine koyalım. Sonuç artı 28 kilojoule bölü moldür. Ama bu tepkimenin oluştuğunu biliyoruz. Çünkü elektron sisteme eş zamanlı olarak girer. Bu esnada S adenozil metiyoninin yarılma tepkimesi oluşur ve metil grubu verir. Böylece katalitik döngü tamamlanmış olur. Bu işlem oldukça uygundur. Çünkü delta G değeri -37.6 kilojoule bölü moldur. Böylece istemsiz tepkimeyi sürükler. Vücutta istemli bir indirgenme yükseltgenme tepkimesi varsa İstemsiz bir tepkime de oluşacak. İstemsiz bir tepkimeyi katalizlemek için enerji isteyen pile ne denir? Elektrolitik pil. İstemli bir tepkimeyi katalizleyen pile ne denir? Galvanik. Akü söz konusu olduğunda yükseltgenme ve indirgenmenin bir önemi kalmaz. Q
Hücre içinde de aynı eşitlikler geçerlidir. Asit-baz dengesi nedir? Özellikle bu katalitik döngüde homosistein metiyonine dönüşür ve burada asit-baz kimyası vardır. Buradaki substrat homosisteindir. Şimdi homosisteinin protonlanma tepkimelerine bir göz atalım. Ortadaki protonsuz homosistein molekülünde kükürt atomu üzerinde proton yoktur. Böylece kükürt atomu üzerinde eksi bir yük meydana gelir. Eksi bir yüklü kükürt üzerine bir metil grubu bağlanarak homosistein metiyonine dönüşür. Şimdi fizyolojik pH'da, yani pH 7.4'te ne kadar protonsuz homosistein olduğunu bilmek isteriz. Homosistein molekülünün ne kadarının proton kaybettiğini, ne kadarının protonlanmış halde kaldığını bilmek istiyorsak homosisteinin pK'sını bilmemiz gerekir. O halde soralım. Homosisteinin pK'sı nedir? Protonlu ve protonsuz homosistein oranını bulabilmemiz için bu değere ihtiyacımız vardır. Burada verildiği gibi homosisteinin pKa'sı 10'dur. Hesaplama yapmadan önce fizyolojik pH'da homosisteinin ne kadarı protonlu, ne kadarı protonsuz olabilir? Beklentinizi söyleyin. Son 10 saniye. Umarım bahsetmişimdir. Final sınavına asit-baz sorusu dahil. Kısaca gözden geçirmemiz iyi olmuş. Şimdi matematiğine bir göz atalım. Eğer pKa ve pH değerleri verilmişse ve sizden protonlu maddenin protonsuz maddeye oranı isteniyorsa Henderson-Hasselbalch eşitliğini kullanabilirsiniz. Elimizdeki değerleri eşitlikte yerine koyarsanız bu oranı yaklaşık olarak öngörebilirsiniz. Burada HA protonlu, A eksi ise protonsuz maddeyi simgelemektedir. Bu eşitlikte pH için 7.4, pKa için 10 değerini koyarsak elde ettiğimiz oran 400 bölü 1 olur. Bunu kısaca gözden geçirelim. Serbest homosistein ortamda protonlu olarak bulunur. Çünkü fizyolojik pH'da reaktif değildir. Bu soru üzerinde biraz daha düşünelim. Asit-baz titrasyonları hakkında epeyce konuşmuştuk. Burada zayıf bir asit, kuvvetli bir bazla titre edilmektedir. Başlangıçta bu zayıf asit problemidir. Eşdeğerlik noktasında zayıf baz problemidir. Çünkü ortamdaki kuvvetli asitin tamamı eşinlik bazına dönüşmüştür. Ortama başlangıçtaki asitin mol sayısının yarısı kadar baz ilave edildiğinde zayıf asitin yarısı kadar eşlenik bazı oluşur. Ve bu noktada pH, pK'ya eşit olur. Bu tampon bölgesinin tam orta noktasıdır. Tampon bölgesinde zayıf asit ve onun eşlenik bazı mevcuttur. Az miktarda kuvvetli asit ve az miktarda baz ilavesinde pH çok fazla değişmez. pH eğrisi tampon bölgesinde bir düzlük oluşturur. Şimdi bunun üzerinde biraz düşünelim. Eğer pH pK'nın altında ise burada çoğu protonunu kaybetmemiştir. Eğer pH pK'nın üzerinde ise çoğu protonunu kaybetmiştir.
Şimdi elinizdeki notlarda bulunan şekle bir bakalım ve üzerinde düşünelim. Eğer pH pK'ya eşit ise protonsuz mol sayıları ile protonlu mol sayıları birbirine eşittir. pH değeri pK'dan daha büyükse protonsuz mol sayısı daha fazladır. pH değeri pK'dan daha küçükse protonlu mol sayısı daha fazla olacaktır. Verilen örnekte pKa 10, pH 7,4'tü. Yani pH pK'dan daha düşük olduğu için ortamda çoğu protonlu bir şekilde durur. Hesaplama sonucu bulduğumuz oran 400 bölü 1'dir. Ama hesaplama yapmadan da bu sonuç öngörülebilir. Fakat bu enzimde bir sorun vardır. Çünkü sadece protonsuz homosistein asit özelliği gösterebilir. Serbest homosistein pKa'sı 10 ise fizyolojik pH'da buradaki tepkime oluşmaz gibi görünmektedir. Ama gerçekte enzim tepkimeyi katalizler. Bir şey bu tepkiminin çok hızlı olarak ilerlemesini sağlar. Buradaki enzimin yaptığı homosisteinin pKa değerini düşürmektir. Homosistein enzime bağlandığında pKa artık 10 değildir. pK'nın değeri 6'ya düşer. Peki enzim bunu nasıl yapar? Burada devreye çinko girer. Çinko homosisteine bağlanır. Burada çinko Lewis asidi gibi, homosistein ise ligand gibi davranır. Yani çinko akseptör, homosistein donör özelliği gösterir ve pKa'yı değiştirir. Aslında pKa'yı kükürt atomundan bağlanarak değiştirir. Bir şeyden tekrar bahsetmek istiyorum. Öğretim üyesi arkadaşlarımla akşam yemeğine gitmiştik. Başka bir iş adayı ile görüşme yapıyorduk. Bana baktılar ve şöyle dediler. Bu dönem organik kimya dersini verirken öğrencilere pKa'yı sormuşlar ve öğrenciler daha önce genel kimya dersinde pKa'yı hiç görmediklerini söylemişti. Ben de büyük ihtimalle onlar benim dersimi almamışlardır dedim. Barbara Imperiale size pKa'yı daha önce duydunuz mu derse ne cevap vereceksiniz? Evet. Teşekkür ederim. Tam da bu haftada. Burada pKa değişmiştir. Bu durumda ne olur? Fizyolojik pH'da pKa 6 olacaktır. Hesaplama yaparsak çok farklı bir oran elde ederiz. Oran 400 bölü 1 iken 1 bölü 25 olur. Fizyolojik pH'da homosisteinin çoğu protonunu kaybeder ve bu aktif olduğu anlamına gelir. Şimdi buna geri dönelim. pKa şimdi 6'dır ve fizyolojik pH bu değerin üzerindedir. Bu nedenle ortamda protonsuz hali protonlu halinden daha fazla olacaktır. Bu tür şeyleri akla uygun bir şekilde halledebilirsiniz. Şimdi bir şey sormalıyım. Beraberliği bozacak bir soruya ihtiyacımız var mı? Ders sonunda kazananı ilan edeceğim. Önce kimyasal dengeye bir bakalım. Kimyasal denge. Şimdiye kadar kimyasal denge hakkında çok konuştuk. Ama enzimler pek çok konformasyona sahiptir. Tepkime esnasında enzimler şeklini değiştirir. Enzimin çeşitli konformasyonları birbiriyle dengededir. Enzimin kendisi farklı konformasyonları ile dengede bulunur. Burada enzimin çeşitli durumları görülmektedir. Enzimin homosistein, metil tetrahidrofolat ve adenozil metiyonin ile tepkime vermesi gerekir. Enzimin yapısını burada görmektesiniz. Kırmızı metil grubunu yeşil B12 vitaminini gösterir. Metil grubu biraz gömülmüştür ve burada güç bela görünmektedir. Metil grubu vermek için homosistein ile tepkimeye girer. Metil tetrahidrofolattan bir metil grubu almalıdır. Adenozil metiyoninden de bir metil grubu almalıdır. Bu tepkimelerin olması için enzimde hiç boşluk yokmuş gibi görünmektedir. Bu nedenle yapıda bazı değişimlerin olması gerekir. Burada enzimin başka bir resmini görmektesiniz. B12 vitamini yeşil, metil kırmızı renklidir. B12'nin tepkime vermesi için buradan çıkması gerekir. Deneysel veriler de bunu desteklemektedir.
Bu nedenle enzim birden çok yapıya sahip olmalıdır. Yani enzim modülerdir. Burası B12'nin bağlandığı bölgedir. B12'nin hareketli kısmına metil şapkası adı verilir. B12 vitamini folat bölgesi, homosistein bölgesi ve aktivasyon bölgesi ile etkileşime girmelidir. Bu enzimin en azından bu 4 farklı yapıda bulunması gerekir. Ve bu 4 farklı yapı birbiri ile dengededir. B12'nin folat grubu ile etkileşmesi için birinci yapıda olması gerekir. İkinci yapıda B12 sarı renkli homosisteine bağlanır. Üçüncü yapı dinlenme halidir. Sonra aktifleşmesi gerekir ve dördüncü yapı oluşur. Bu yapıların hepsi birbiriyle dengededir. Devamlı hareket halindedir. Enzim dinamiktir. Kimya dinamiktir. Vücuttaki kimya katı halde değildir. Vücuttaki kimya çözelti içinde oluşur.